Eziyetlerin, boykotların devam ettiği, müminlerin davalarından döndürülmeye çalışıldığı bir dönemde Allah Resulüne eşsiz bir ikramdır Miraç mucizesi. Miraç, peygamberliğin 12. yılında gerçekleşmiştir. Bu büyük mucize, Taif'te taşlandığında ilahi gazaba uğramayayım da çektiğim mihnetlere ve belalara aldırmam diye dua buyuran Allah Resulüne Ebu Talip ve Hazreti Hatice gibi iki büyük desteği kaybetmesinin ardından sunulan müjdedir esasen. Peygamberimiz bir gece mescid Haram'dan alınarak mescid Aksa'ya kadar götürülüp oradan göklere çıkarılmış, ilahi ayetler kendine gösterildikten sonra alındığı yere, yatağının sıcaklığının soğumadığı bir müddet içerisinde tekrar geri getirilmiştir. Hazreti Cebrail gelmişler, mübarek kalplerini açmışlar, Zemzem'le yıkayarak içini hikmet ve iman nuruyla doldurmuşlardır. Cebrail Burak'ı hazır bulundurmaktadır. Burak Allah elçisini görünce şaha kalkar. Hazreti Cebrail kendine gel ey Burak. Yemin olsun ki haşır sabahına kadar Muhammed Mustafa kadar şerefli bir insan senin sırtına ne binmiştir ne de binecektir der. Burak'ın sırtında yol alan Allah Resulü müminlerin ilk kıblegahı olan Mescid-i Aksa'da misafir edilir. Fahri kainatı bu aziz mekanda Allah'ın halili Hazreti İbrahim, İsa Ruhullah, Musa Kelimullah ve insanlığın atası Adem Safiyullah gibi birçok peygamber karşılamıştır. Kutlu elçi burada imam olarak peygamberlere namaz kıldırmıştır. Mescid-i Aksa'dan sonra yolculukta Burak bırakılır ve manevi bir vasıtayla seyre devam edilir. Peygamberimiz Hazreti Cebrail ile yedi kat göğü geçmiş. Bu esnada birinci kat semada Hazreti Adem, ikinci kat semada Hazreti İsa ve Yahya, üçüncü kat semada Hazreti İdris, beşinci kat semada Hazreti Harun, altıncı kat semada Hazreti Musa ve yedinci kat semada Hazreti İbrahim ile mülakat etmiştir. Allah Resulü öyle bir fezaya çıkarıldı ki orada kaderleri yazan kalemlerin cızırtıları duyuluyordu. Ve nihayet Sidre-i Münteha sahası açıldı. Allah'tan başkasınca bilinmeyen makamlar ona gösterildi. Bu son noktadan öteye hiçbir varlık geçemez. Cebrail bu Sidre-i Münteha'dır der. Yolculuk artık refrefle devam edecektir. Refref muhabbetullah'tır madde planında yeşil perdeye teşbih olunur. Dost dostuna vasıl olurken yalnızdır artık. Zat, sıfat ve esma tecellilerine muhataptır. Necim suresinde dostun dostuna yakınlığı iki yay kadar yahut daha yakın oldu şeklinde buyrulur. Hazreti Peygamber'e yolculuk esnasında güzellikler cemal ve hikmet tecellileri gösterildi. Cennet nimetlerine cehenneme ve azaplara şahit oldu. Ancak ayeti kerimede buyrulduğu gibi gözü ne şaştı ne de haddi aştı. Seyri hakka idi ve her şeyiyle hakka yönelmişti. Allah Resulü bu büyük mucizeden ümmetine hediyelerle döndü. Bakara suresinin son ayetleri beş vakit namaz. Muhammed ümmetinden Allah'a hiçbir şey ortak koşmayanların bağışlanacağı müjdesi. Bazı çevrelerce kutsal gün ve gecelerin varlığı bilinçli bir şekilde tartışma konusu yapılsa da Allah Resulü'nün uyanık bir halde iken bedenen ve ruhen gerçekleştirdiği bu ziyaret onun en büyük mucizelerindendir ve Kur'an ayetleriyle sabittir. Siz oryantalist ve diyalogcu mantığa aldırış etmeden İslam aleminin mana dünyasında yerini almış kutsal günleri ve geceleri dünya ve ahiret kurtuluşunuza vesile edininiz. Bol bol tövbe istiğfar etmek, salatu selam getirmek, namaz kılmak, kendimize, milletimize ve devletimize dua etmek geceyi ihya etmemizi sağlayacak ibadetler olacaktır. Kandiliniz mübarek olsun. Profesör Doktor Haydar Baş